Ah, ah be. Benim Ebru'mun yaptığı köftenin yerini tutar mı hiç? Ne yapayım be? Özledim karımı. 6 saattir görmüyorum. Gülün gülün. Oğlum söyleyin de bir ara yengeni size dolma yapsın, getireyim size. Eyvallah. Zaten o da olmasa memlekette güvenecek kimse kalmamış, anasını satayım. Oğlum senin canın neye sıkıldı lan? Tampona mı takıldın? 100 liralık tampon anasını satayım. Yok be ya, tampon dediğin her ay değişir, ne olacak? Canım sıkıldı. Ya sabah duraktan adam aldım ya. Ha, o herif. Ha. Gazeteciymiş o. Hani durakta hep okuyoruz ya, Atış Haber. Oo, en sevdiğim gazete. Ya benim de öyleydi de. Oğlum bayağı bildiğin yalan haber yapıyorlarmış ya. Ulan gazetenin adı Atış Gazetesi. Adam sıkacak tabii. Aman adı başka olan gazeteleri de biliyoruz da ne bileyim, insanın gücüne gidiyor yine. Eyvallah usta. Geçen bu Napoli sahilinden çıkan bir çocuk vardı, hatırlıyoruz mu? Bu bebekten düşen. Ha, öyle bir şey hiç yokmuş. Nasıl ya? Cenaze namazı kılınmamış mı? Hiç cenaze namazı kılınmamış. Ulan ayıp be. Ayıp ya. Haydi. Onu bunu bırakın da. Ben size şeyi anlattım mı? Neyi? Bir anlatayım bakayım, söyleyin bana anlattım mı neyi? Gel şimdi. Alo. Alo. Ne haber abi? Ne yaptınız, buluştunuz mu ya? Evet evet, geldim, bekliyorum. Ayrılma. Ne? Vazgeç diyorum bu işten. Hayır abi, ben kesin kararımı verdim yani. Ben kesin Melis'ten ayrılacağım. Ben Figen'i seviyorum abi. Of. Evet, ben Figen'i seviyorum ve ben böyle hani böyle onsuz yaşayamayacağımı anladım. Ya sen bir daha düşün bu konuyu. Dur, biri arıyor. Ararım seni. İyi, hadi. Alo. Aşkım. Aşkım. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim Figen. Ne yaptın? İşte geldim, bekliyorum. Melis'i bekliyorum. Kesin ayrılıyorsun değil mi? Tabii canım. Hemen gelir gelmez ayrılacağım yani. Merhaba, hadi eyvallah, bitti, bu kadar. Ay yok, o kadar da ayılık yapma kıza şimdi. Kaç yıllık sevgilin mi sonuçta? Ne yapayım Figen? Ne bileyim ben. Ama sen o kadar şey yapma yani. Vicdan yaptım ben. Tamam, yapma sen vicdan. Ben halledeceğim o işi şimdi, tamam. Hadi dur, tamam, kapatıyorum, geliyorum. Kıyamam ya. Hiçbir şeyden de haberi yok gülüm. Hadi öpsün öpsün. Hacı. Ya sarımsak yedim, şey olmasın. Ne olacak lan, sanki hiç öpmedin. Allah Allah. Sikeceğim, çok sıcak ya. Tabii sen nereden buluyorsun böyle Allah'ın unuttuğu yerleri ya? Ha? Bana bak. Böyle beni buraya getirip terk mi edecektin lan? Oğlum vallahi ayrılamayız. Çok sıcak lan. Hoş geldiniz. İsteğiniz var mı? Çay tazeyse. Taze. İyi, bir de böyle benim canım tatlı matlı bir şey istiyor yani. Ne var tatlı? Gözleme var. Gözleme var, güzel. Güzel. Arkadaşımız demek ki bizim dilimizi çok iyi konuşamıyorsa olsun. Çay alayım. Çay. Sen abi? Çay ver, bana da çay ver. Çay vereyim sana. Ver. Allah Allah. Aşkım. Yani Melis. ben bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika o zaman. Bir dakika. Sen söylemeden ben söyleyeyim. Ben bugün doktora gittim. Doktora mı gittin? Ha. Hamileyim. Bakışlara bak ya. Böyle valla ayrılacak mısın da böyle hamileyim deyince göt olmuşsun gibi bir ifade olmuş yüzünde. Yok tamam, şaka. Öyle gittim doktora, canım sıkıldı, bir şey yokmuş zaten. Ha iyi. Tamam, ben hemen konuya gireyim bak. Biz 3 yıldır beraberiz. Yes. Hani 3 yıldır beraberiz ama böyle sanki hani nasıl diyeyim yani o 3 yıl ama hani böyle artık. Yani çay biraz istedim ya. Ya valla gıcık oluyorum buna ya. Çay ne kadar zor gelebilir ki yani. Küçük! Küçük mü? 30 yaşında adam ya. Sakalı var, ne küçük ya. Ne bileyim öyle ben değil. Buyurun. Çay getiriyordun. Hemen getiriyorum. Hemen. Hadi hacı. Bir de oradan su çözsene bana abicim sen. Su da çözüyorum. Ha. Aşkım söylesen ben öyle şey yapamıyorum ya. Söyle bir tanem ya. Aşkım benim ya. Ölürüm vallahi. Sensiz ben bir hiçim. Ya abartma kızım. Abartmıyorum oğlum. Öyle hissediyorum belki. Öyle şey yapıyorum ya.
böyle ayrılsak dedim geçen, böyle bir hani niye olur ya yani, bir şey olur ayrılırız, ben ölürüm gibi geldi yani. Anasının amı, ne abarttın ama. Amı abartmıyorum yani. Abartıyorsun ne? Öyle ben. Herkesin bir alternatif var kızım, öyle yok, öyle lan, değil benim lan benim yok bir kere, tamam mı? Benim yok. Benim, ben sendeyim Faruk. Sen bana ne diyorsun bir söyleyemedin ha? Tamam bak. Tamam hadi dalga geçmiyorum. Tamam sor. Kızım gerizekalı salak. Ben de seni seviyorum herhalde. Ama hani o sevgi başka bir hale geldi. Aileler kime ait? Bana ait. Ver abi. Al abi. Abi ver abi, ver abi. Suyu da ver abi. Buyurun. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Ne diyordum ya? Uf. Salak herhalde ben de seni seviyorum ama o sevgi böyle başka bir hale mi dönüyor acaba? Ay sikeyim ya. Ne oldu yine ya? Şu çaya bak. Allah aşkına içine bak ya. Küçük! Küçük! Buyurun. Bir bak abicim, şu çay böyle getirilir mi ya? Aa. Hemen de içiyorum ben bunu. Al, sen al. Bunu bana getirsen, bunu iç. Hadi. Tamam, hemen hallediyorum ya, hemen. Yok, uyanamıyorum yani. Tamam, dur. Bölmeden ben söyleyeyim mi söyleyeceğim? Söyle Faruk, hadi söyle ya. Ya sikeydim ya, dur. Şunu açmam lazım. Geliyorum hemen. Ya ne yapıyorsun? Kapıyı mı yedin filan? Ayrıldığınızı sandım ben. Kutlamak için aradım. Ya daha ayrılmadık. Yok işte konuşamadık ki yani. Yok çayıydı, yok suyuydu, yok oyuydu, buyuydu. Sen de ayıp durmasana. Allah Allah. Sen niye bana sinirleniyorsun ya? Ayrılmışsındır artık diye aradım. Hayret bir şey. Ya tamam bebeğim işte. Stresliyim anla işte. Tamam ben ayrılınca hemen arayacağım zaten seni. İyi tamam anladım. Tamam hadi öptüm. O şey. Ya ya. Anladın mı? Ne oluyor ya? Aşkım küçük bir fıkra anlat da bir anlatsana Allah aşkına. Ne oluyor şimdi? Neyse ben anlatırım sana sonra ya. Ben çayları tazeleyeyim ne yapayım? Sağ ol, tazeleme. Sen bizi bir yalnız bırakırsan abim. Hadi. Tamam o zaman. Ay sinirlerim bozuldu. Bir dakika. Ay. Melis. Anlat aşkıma. Bak biliyorsun böyle ilişkimiz... Ay özür dilerim ya ta... Ay telefon çalayım da. Aşkım halam bu, açmam gerek. Aç. Efendim alacağım. Ha iyi. Ha? Of. Ne diyorsun ama ya? Yapma be. İyi tamam sen tamam kapat. Ne oldu? Dedem ölmüş. Aa. İnanmıyorum. Yapma ya. Allah sen bu taze çayı iç. Ben sana sonra getiririm bir tane. İç, evet. Buyurun lütfen. Peki. Yok ben şimdi bir şey istemiyorum. Bir dakika şey oldu. Alayım ben bunu. Ay yazık. Ay başın sağ olsun kuşum ya. Sağ ol kuşum. Şey ani tabii şimdi şey yapamadım bir anda da. Bir de adam komada yani hani. Komada 14 senedir biliyorsun da böyle birden şey yapınca çok ben ani oldu yani şey. 14 senedir yatıyordu, bugün öldü. Efendim? Hayır yani büyük bir şok yaşattı bize böyle. Çünkü çok erken ayrıldı be aramızdan da. Yani hava da güzel ama... Yani onun için mübarek gün de gitti be, öyle baktığınızda. Hani tabii arkasında kalanlar mahvoldular ama o, yani çok hazırlıksız yakalandık. Bak ya, olaya bak ya. Aa, bu nasıl bir şey ya? Ya lan sıkıldım ben ya, bu nedir ya? Ya ben gerçekten şey yapamıyorum yani. Bu benim hayatımın bir 3-4 senesinde en boktan gününü yaşıyorum ben ya. En boktan günü bugün yani. Ya
Aşkım, şirketten arıyorlar. Şunları bir savayım geleyim hemen. Efendim aşkım. Ya aşkım, biliyorum arama dedin ama mesajıma cevap vermeyince arayayım dedim. Ben şimdi metroya biniyorum, tamam mı? O arada ararsan falan çekmezse panik olma diye haber vereyim. Tamam aşkım, tamam. Ya şey diyeceğim, ayrıldınız mı? Ya yavrum, ayrılmış olsak telefonu açtığımda ayrılık derim ya da ne bileyim, hadi geç. Yani ses tonunu anlarsın ya. Ay ama beyimiz de pek sinirli. Üzüleceksen bu kadar ayrılma yani. Ya ne alakası var Figen? Kız demin telefon aldı, dedesi vefat etmiş. Aa. Çok canı sıkkın. Biraz zaman geçsin söyleyeceğim. Ay başı sağ olsun ya. Dostlar sağ olsun be Figen, vallahi. Ya ne diyorsun ya? Ya Allah Allah. Canım, kızın sevgilisini elinden alıyorsak da insanlığımızı mı kaybettik? O ayrı, o ayrı. Bak Faruk, bu konularda hep ayrı düşünüyorum. Tamam Figen, tamam. Hadi uzatma, kapat. Şimdi bak, şunun yanına gideyim. Şunu yumuşatıp hemen ayrılacağım. Arayacağım sonra seni, tamam? Tamam, tamam. Bak, sen de sıkma canını. Ben senden haber beklerim. Tamam aramam. Aşkım. Tamam, hadi öpüyorum. Aramıyorum bak. Hadi. Öp. Ya ne yapıyorsun arkadaşım ya? Çayını getirdim. E çayı mı getirirsen koy masaya. Niye buraya getirdin? E, masada değildim. Ben de buraya getirdim. Al. Allah Allah ya. Öpüyorum. Ha? Hı. Ne diyorsun? Kim? Dedim ya şirketten aradılar diye. Ha aman, ne diyecekler be, salak salak hikayeler işte yani. Boş ver sen şimdi aşkım. Gerçekten tekrar boşun sağ olsun ya. Sağ ol ya. Vallahi. Ne yapayım abi yani, ölenle de ölünmüyor yani. Çekiyordu, kurtuldu. E işte onu demeye çalışıyorum yani. Metin olma yani, sen şu saatten sonra Metin olmak zorundasın. Çünkü o kurtuldu diye düşün yani. Adam çekiyordu diyorsun ya. Ay. Ay ama tamam, okey. Tamam. Ne diyordun sen? Sen ne söyleyeceksin bana? Başka zaman konuşabiliriz istersen. Hayır ya, şimdi konuşamıyorum. Benim kafam dağılır işte, anlat. Abi anlatsana. İyi iyi madem. Ya biliyorsun ben... Ay anasını ya, bitmedi. Durmadı telefon ya. Ay bunu açmam lazım aşkım. Banka galiba. Alo. İyi günler. Faruk Altıngil ile mi görüşüyorum? Evet. Faruk Bey iyi günler. Bankamızdan kullandığınız kredi kartınızın 3 dönem gecikmede olduğunu görüyorum. Evet. Eğer bugün borcunuzun tamamını ödemezseniz yasal işlem başlatılacak. Hadi ya. Ne kadarmış ki borcun? 12 bin lira görüyorum. Yuh ama ne oluyor ya? Vallahi ben anlamam Faruk. Ödedin, ödedin, ödemedin, boku yedin. Nasıl bir üslup ya? Siz benimle nasıl böyle konuşabiliyorsunuz ki yani? Sen daha dur. Hele bir akşama kadar ödeme 12 bini, bak bakalım. Donuna kadar alıyor muyuz, almıyor muyuz? Şikayet edeceğim lan sizi. Hadi bakayım, şikayet edeceğim sizi. Terbiyesiz. Yürü. La. Ay yok. Ne yapıyorsunuz ya? Şişt, ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsun aşkım? Neyin peşinde? Sen neyin peşindesin lan? Ya dur be bir dakika. Ha. Bir sakin ya. Dur be şey yap. Aşkım sen telefonla konuşurken halamdan bir telefon daha geldi. E'si. Oğlum. Denen bütün mirasını bana bırakmış ya. Sen. Ya. Aşkım ne diyorsun ya? Kaç para bırakmış? Oğlum miras diyorum işte, ne bileyim yani. 3-4 milyonu var. Lira. Yok lan! Dolar lan! Faruk dolar lan! Gel lan! Gel Allah aşkına! Eşim tamam. Aşkım gel. Sen kimle konuşuyorsun telefonu? Banka. Sana ne oğlum? Sen gidip çay getirsene lan bana. Aa, size de getireyim mi? Aa, tatlım sağ ol ya. Teşekkür. Tamam, tatlım ne ya? Ya çok tatlı ama ya. Vallahi çok tatlı ya, bir insan. Tamam aşkım. Şey şimdi ben zaten bir şoka girdim de. Oğlum şok üstüne şok lan. Vallahi. Faruk bir oturalım ha. Bak bir oturayım ha. Vay be ya, çok güzel oldu ya. Vallahi acayip. Evet bir nefes alalım. Şey yapamadım. Oğlum çok acayip ya. Lan. Valla aynı gün iki haber. Biri sevinç, biri keder. Bayağı şair oldum zengin olunca lan. Ya. Ne bileyim şey. Sen kimle konuşuyordun orada, öyle sinirliydi? Aman önemli bir şey değil, bankayla konuşuyordum. Ne diyor banka? Aman ne diyecek işte. Neyse şey yapma şimdi, benim sıkıntılarımla gerek yok. Ne yok ya? Bir dakika ya. Bir dakika, senin sıkıntın benim sıkıntım yani. Ayrıca bugün benim canımı kimse sıkamaz ya. Söyle sen. Ya işte kredi kartı borcu var da işte, yok kapatacağız, yok işte haciz gelecek falan filan. O tamam, muhabbetler yani. Ya.
Ne diyorum ben sana? Miras kaldı diyorum. Ben sana parayı çıkartırım. Borcun neyse kapatırız aşkım. Ya kızım olur mu öyle şey? Ya saçma. Olur tabii. Bırak ya. Bırak ya. Ya delirme be. Öyle şey mi olur? Olur tabii oğlum. Senden bir şey. Siz de bu çiçeği alın. Lütfen. Yani bugün dedenizi kaybettiğiniz için o kadar üzgünüm ki. Çünkü ben de bilirim insanın dedesini kaybetmesi ne demektir. Teşekkür ederim. Ya gerçekten çok teşekkür ederim. Çok ince bir davranış değil mi evet. Ama? Gerçekten. Çok sağ ol ya. Sen niye bana hiç çiçek almıyorsun? Yuh Melis, alıyorum aşkım. Almadın mı? Alıyorum. Ne zaman aldı? Hiçbir öyle bir... Ya alır tabii canım koskoca adam. Hem size çiçek almayacak, kime alacak çiçek? Başkasına mı alacak çiçek? Oğlum sen niye her boka karışıyorsun lan? Git çay getir bana, hadi yürü. Sen ne biçim konuşuyorsun ya her boka karışıyorsun? Usluk nedir o öyle? Ya kusura bakma sen de, tamam teşekkür ediyorum çiçek için. Siniri bozuk onun. Banka aramış, borç yapmış, kapatamıyor. Ya benim özel hayatımı niye el alemli adamın anlatıyorsun Melis? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ne demek o hareketler ne ya? Bir dakika, bir saniye. Arkadaşım kusura bakma, teşekkür ediyorum çiçek için. Sağ ol, teşekkürler. Rica ediyorum, önemli değil, hiç önemli değil. Kusura bakma yani. Ne biçim hareketler ya öyle? Hiç yakıştı mı ya? Ne kadar ayıp ya. Ya evet, haklısın. Tamam, özür diliyorum. Yani şu mutlu günümüzün içine ettim yani. Mutlu günümüz derken? Ya miras kaldı ya kızım. Kaldı da dedem öldü, o yüzden kaldı. Bilmem hatırlıyor musun? Bayağı adam öldü yani. Tamam ya, pardon aşkım. Vallahi bir an unuttum yani. Böyle sevinince falan. Ben bir lavaboya gideceğim. Elimi yüzümü yıkayacağım ya. Ben bir şey oldum. Bir dakika tam. Bir açılayım ben yani. Öküz var. Parayı duyunca hemen unuttun adamcağız. Yalnız ben bugün falan ayrılmayayım Melis'ten ya. Siksen bulamam 12.000 lirayı başka yerden. Melis'ten parayı alırım. 2-3 ay sonra geri öder eve ayrılırım. İyi kız lan Melis. Vallahi. Git. Gelecek şimdi, gitsene. İyi geldi ha. Abi açıldım. Yok yeter abi. Ben bugün sürpriz haber kotamı doldurdum yani. Abi bir haber daha duyayım, atacağım şuradan kendimi aşağıya. Ya saçmalama aşkım ya. Üf, yeter ya. Lan. Ne isterdiniz? Orta şekerli Türk kahvesi. Doğru diyorsun aşkım yani. Ne diyorum ya? Bir şey demedim ki doğru diyorum. Bir şey demedin mi? Demedin. Deseydin doğru derdin ama yani. Öyle mi derdim ya? Ne yapıyorsun sen böyle, bana miras kaldı diye benim suyuma gitmeler, böyle bir yalakalıklar ya falan mı yapıyorsun? Salak mısın kızım ya? Ne bileyim lan, böyle yüzünde bir ifade var böyle. Ya saçmalama be aptal. Sanki gizli planım varmış da ben bozmuşum gibi falan. Tamam, bir tuvalete gideyim ben, sonra kalkalım mı aşkım? İyi kal. Tamam, hadi. Tasty. Sen bir ayrılamadın, ne oldu? Ya sen niye geldin kızım? Her şeyi bok edeceksin ya. Ben niye bok edeceğim ya? Kızdan ayrılacaksın zaten. Bunun daha bok ne olacak? Ya öyle kolay olmuyor o işler yani. Bak ben diyorum ki ben bugün söylemeyeyim. Birazcık zamana yayayım. Bugün kızın dedesi öldü. 7'siydi, 20'siydi, 50'siydi. Şimdi kız habire üzülecek yani. O yüzden birazcık zamana yayayım. Ondan sonra ayrılayım. Araya nişan kına falan da atarsınız. Tabii de yani işte o kadar da abartmaya gerek yok. Senin ağzını yüzünü cırmalarım Faruk. Tokat içinde bırakırım seni. Bugün ayrıldın, ayrıldın. Ayrılmadın, benden ayrılırsın. Ya Figen, niye öyle diyorsun? Vallahi ben bilmiyorum Faruk. O çok sevdiğin şeyleri de Melis sana yapar artık. Gerçi üç yıldır hiç yapmamış ama... Yani çok yalvarırsan yapar belki. Ya Allah Allah, kızım ya. Ay tamam. Bak bugün ayrıldın, ayrıldın. Ayrılmadın, kızlarla ben yokuz. Kızlar? Ya Figen, yapma kızım. Git ayrıl gel hadi. Git ayrıl gel. Tamam tamam, biliyorum. Ya. Ne oldu? Allah senin cezanı versin ya Faruk. Ne oluyor ya? Anlat ya, sen anlat ya, ne oluyor? Madem ben burada otururken gidip karılarla telefonda böyle fingirdeşiyorsun, anlat. Ne şimdi, ne bu, ne karısı, ne tatsız bir şaka mı yani? Şaka ya, şaka ya. Bir kere garson arkadaşım burada bana her şeyi anlattı. Kendisi duymuş, böyle el alemin karılarıyla telefonda bir takım mucuklu, aşkımlı, böyle sevgilimle falan konuşmalar. Ne?
Oğlum sen niye öyle şey anlatıyorsun benim sevgilime? Ya bırak ya. Sevgilin falan deme ya bana. Yalan mı lan? He, kızım burada dedesi ölmüş. Sen gidip orada Didem'le fingirdeşiyorsun. Şerefsiz. Şerefsiz. Oğlum Didem ne lan? Didem ne ya? Kim lan Didem? Ha anlatsana. Ya yalan söylüyor bu gerizekalı. Görmüyor musun? Hı? Tamam aşkım. Hadi öpüyorum. Yuh be. Ya yazık lan vallahi. Hakikaten Allah cezanı versin senin ya. Ne o Didem midir nedir ne orasısıysa git o ödesin borcunu ya senin. Ya Melis saçmalama aşkım. Ya ne diyorsun Melis? Yavşak. Şu kızcağıza ben yetmedik sana da bir de Didem mi buldum? Hayır Figen ne Didem'i yalan söylüyor bu gerizekalı. Bırak ya ben duyacağımı duydum. Bitti artık seninle işim. Bitti. Köpek. Ne vuruyorsun lan? Oğlum senin derdin ne? Manyak mısın? Sen ne yalan söylüyorsun? Neye benim ayırmaya çalışıyorsun sevgilinle? Hasta mısın oğlum sen? Hiç hatırlamıyorsun değil mi Faruk Efendi? Neyi lan? 1994 eğitim öğretim yılıydı. Yağmurlu bir gündü. İlkokulumuzun bahçesini yedik ve sen Faruk Efendi... benim sevdiğim kızın yanında... benim yağmurdan ıslanmış pantolonumu gösterip altına işemiş diye millete güldürttün. Yaptın. Ve ben o gün yemin ettim Faruk'tan intikamımı alacağım işte şimdi aldım Faruk Efendi. Sen benim mutluluğuma engel oldun, ben de seninkine. Şimdi ödeştik. Nerede oldu lan bu? Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu. Oğlum ben Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda okumadım ki. Sen Bartın değil misin abicim? Yok. Aa. Senin Allah belanı versin. Aa. Senin Allah belanı versin. Çay getireyim abi ben. Sıçayım çayına lan! Senin yüzünden Figen'den ne oldu? Figen'in öteki kızın adı. Eski sevgilim adı Figen işte. Gittin Didem de Didem. Figen'e benim eski sevgilimin adı. Figen mi o? Ayı ol ayı. Didem niye ben anlayayım? Didem yanlış anladım. Ne anladın? Benim sevgilim adı Figen. Didem nereden çıktı Figen ya? Figen diyorsun. Evet. Figen. Demek bir de Figen var. Aşkım. Valla çok güzel ya. Hayır dedim ki şuradan hani kendi kendime giderken dedim ki kızım dedim. Yapma dedim yani hani 3 senedir dedim emek verdim bu ilişkiye dedim. Ya olur dedim yani hani ne bileyim erkektir dedim böyle bir saçmalamıştır bir şeydir hani bir yeceliktir falan dedim. Dedim de yani ben nereden bileyim ki adam bir değil 2 taneyle harem kurmuş da onu şey yapamadım ya. Hayır aşkım bir tane vallahi bir tane o da bir taneydi yani sen gittikten sonra ben hemen onu hadi hayatımdan lan, çıkardım. Sus be! Yeter be tamam ben duyacağımı duydum. Melis. Aşkım. Melis. Alo Faruk'cum. Siz kimsiniz? Jortbank'tan arıyorum ben kredi kartı borcum için. Ne yaptın topladın mı parayı? Ya bana böyle birazcık daha müsaade edemez misiniz? Arkadaşlar patladı bu. Siz Faruk'un evini jortlatın. Ay Faruk'cum jortlatın dediğim haciz işlemi yani. Biz bankacılar kendi aramızda eğlence olsun diye böyle kelime oyunları yaparız. Allah belanızı versin sizin o zaman. Allah belanızı versin. Verir. Allah'ım ben bu kadar kötülük hak edecek ne yaptım? Ben sana beni bu hallere niye düşürdün? Allah'ım ben sana ne yaptım? Beni bu hallere niye düşürdün? Hesap günü geldi çattı Faruk Efendi. Sen kimsin be? Ecelim lan ben senin köpek. Oh. Anam! Yandım ulan! Lan neden vurdun beni? Nasibini yediğin ahını aldığın mazlumlar için. Ay. Faruk Can Polat. Faruk Can Polat kim? Ben Faruk Can Polat değilim. Ben Faruk Altıngil'im. Aa. Abi de ben gibi yanlış anladıysa demiş. Kardeş kusura bakma ya. Allah sizin belanızı versin. Aa, Faruk Can Polat bu çay bahçesinde dediler. Ben de kalktım geldim. Ay. Sonra bunlar da sana Faruk falan deyince ben de sen zannettim kusura bak. Yanlış oldu. Ya konuşma ölüyorum ulan ölüyorum. Vurdun beni. Beni neden vurdun? Oğlum sen kalk bir havlu mavlu bir şeyler getir. Yarına basarız. O kanı durdurur bir şey olmaz. Koş. Eşe döndü. Ay bu kötü oldu ya. Ay ölüyorum ölüyorum. Ay böyle gözüm bir karardı. Yok yok normal o bir şey olmaz. Abi sakin. Ayaklarım bir soğumaya başladı. Vallahi dur. Ha o kötü. Ay. 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 Yok artık abi ya. Üzerime kısaydı. Sedat üzerime kısaydı bu şekilde. Ulan heyecanlandım ne yapayım? Yok artık yok artık. Nasıl olduysa anlatıyoruz işte. Ben bir tane daha söyleyeyim mi ya? Doymadım. Durağa kaçalım beyler. Müşteri bekler. Hayır.
Bir şey istiyoruz bakkalda. Eyvallah. Hadi durakta görüşürüz.